Ben gönderdikten sonra teste gönderdim. Testten çıkan sonuçu zaten raporu da bize iletti mailimi. Bize orijinalini yolladı testin sonucundan sonra. Hallederiz onu, problem yok. Sahte olan da bu. Annemin yıllardır kullandığı bir marka var. Bu markayı istediği için de hiç şimdiye kadar internetten bir alışveriş yapmamıştım. İlk defa aldım internetten. Ve ürün geldiği zaman ben beyazlar için istemiştim ama beyazlar ve renkliler geldiğini görünce biraz şüphelendim. Firmayı aradım. Almış olduğum internet sitesini. Firmaya ulaşacaklarını söylediler bana. Faturam gelmedi, faturam yok, mailime de düşmedi. Ve sonrasında tekrardan ben internet üzerinden aldığım firmayı arayınca bir güncelleme yaptıklarını, firmanın iki tane evranın eksik olduğunu bana söylediler. Ben de bunun çok saçma olduğunu söyledim. Bir an önce dedim yetkili birisinin bana ulaşmasını istiyorum dedim. Sonradan bir öğrendim ki anneme götürdüm ürünü. Kabına boşaltırken toz halindeydi ve hiçbir şekilde ürün kokmuyordu. Hani bir deterjan kokusu olur ya, o kokmuyordu. Umarım dedim annem kullanmaz ama annem kullanmış. 2 hafta içinde zannedersem ürünün raporu çıktı. Ürün firma tarafından üretilmediği ortaya çıktı. Böyle de olunca da eşimin de neden kaşıntıların ortaya çıktığı belli oldu. Hukuksal boyutunu da devam ettireceğiz. Çünkü sonuçta ailemizden birinin sağlığının kötü olması beni çok çok rahatsız etti. Annemde de kaşıntılar olmuş ama annem tabii bilmediği için ürünün sahte olduğunu bugün konuşunca bana söyledi. Ürünü aldıktan sonra kullandık. Kullandığımız ürün sonucu ayağımda kaşıntılar başladı. Bu süreçte doktora gittim. Alerjik bir durum olduğunu söyledi ama tam net bir şey çıkmadı. Bir 10 gün boyunca kaşıntılar devam etti. Hatta dizimde, yani dizimin alt tarafı halen böyle siyah noktalar oluşmaya başladı. Tabii bu sonuçta ileride bize büyük bir sıkıntı yaratabilir mi? Hani cilt hastalıkları sonuçta belki 7 yıl sonra kanser bile olabilir. Çünkü kullanılan ürün ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü birebir aynısını yapmışlar ürünü. Bu konuda çok sıkıntı yaşadım. Kayınvalidem de yaşadı çünkü kayınvalidem kullanmıştı. Onda da kaşıntılar olmaya başladı. Tabii bunun sonucunda bütün hukuki anlamda her şey sonuna kadar ilerleyeceğiz. Umarım doğru bir sonuca ulaşırız.